Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık bazlama tarifini paylaşmak istiyorum. Hamurunda patates kullandım. İnanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için 2 tane büyük boy patates kullanıyorum. Patateslerin kabuklarını soyup iri iri doğradım. Tencereye aldım. Üzerine 2 su bardağı su ekledim. Patatesler yumuşayana kadar haşlayalım. Kapağını açıp kontrol ediyorum. Patatesler yumuşamış. Bir kase içerisine aldım. Sıcakken blenderla çekelim. Pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım. Yoğurma kabına 7 su bardağı un aldım. Bir paket kuru maya ekleyelim. Üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker ekleyelim. Bir yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. Tuzunu ekliyorum. Tuzu una karıştırdım. Hazırladığımız patatesleri ekleyelim. Patatesleri suyuyla birlikte çektim. Suyunu kesinlikle süzmeyin. Olduğu gibi patatesleri blenderla hiç pürüz kalmayana kadar çekelim. Yoğurma makinemi aldım. Hamura azar azar su ekliyorum. Yarım su bardağı su kullandım. Hamuru biraz daha toparlamak için bir avuç un serptim. Hamur kartıyla hamuru toparladım. Üzerini kapatıp 1 saat mayalandıralım. Hamur 1 saat mayalandı. Bir tepsiye yağlı kağıt alıp üzerine de un serptim. Hazırladığım bezeleri tepsi üzerine alacağım. Hamurun biraz havasını aldım. Unlayıp bezeleri alalım. Portakal büyüklüğünde bezeler alıyorum. Hamur yumuşak olduğu için ele yapışıyor. Un kullanırsanız çok rahat bir şekilde bezeleri alabilirsiniz. 8 tane beze aldım. Üzerini örtüyorum. Üzerini mutlaka örtün. Hava almasın kesinlikle. Kurumasın. Üzerine un serpmeyi unuttum. Hamur kabardığı zaman örtüye yapışmasın diye üzerine un serptim. Üzeri örtülmüş bir şekilde 40 dakika bekletelim. 40 dakika bekledi. Masanın üzerine biraz un aldım. Hamuru elimle açıyorum. Çok fazla büyütmenize gerek yok. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Fazla ununu silkeleyelim. Çok unlu olmasın. Kalınlığını gösteriyorum. Bu kalınlıkta olması yeterli. Döküm tava kullanıyorum. Tavayı iyice ısıttım. Kızgın tavada kızartıyorum. Üzerinde hafif kabarcıklar oluştu mu çevirelim. Çevire çevire pişiriyorum. Çevire çevire pişirin. Her birisi çok güzel kabarıyor. Siz çevire çevire pişirin. Eninde sonunda kabaracaktır. Böyle içini çeke çeke güzelce pişsin. Eğer ocağınız çok yüksek yanıyorsa orta ateşe alabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Bu şekilde kabarınca içi de çok güzel pişmiş olacak. Çevire çevire, içini çeke çeke güzelce pişirdik. Pişen bazlamaları üst üste almayalım. Bu şekilde bir örtü üzerine tek tek koyalım. Sıcak sıcak üzerine tereyağı sürüp yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Yumuşacık pamuk gibi bazlamalarımız hazır. Soğuduktan sonra üst üste alabilirsiniz. İsterseniz soğuduktan sonra dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Daha sonra çıkarıp ısıtıp tereyağı sürüp kahvaltılarınızda yiyebilirsiniz. Bazlama tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.